Herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Yine mutfaktan açılış yapıyorum. Genelde böyle mutfaktan açılış yapıyorum ama bazen de diyorum ki acaba sıkılanlar var mıdır? Hep mutfak, hep mutfak. Yapacak bir şey yok. Ev hanımıyız. Dört çocuklu bir anneyim. Sürekli yemek yapıyoruz, bulaşık yıkıyoruz, bebeğim var biliyorsunuz, ona mamaydı falan. Bütün zamanım, yani zamanımın çoğunluğu mutfakta geçiyor. Mecburen. Şimdi de ne yapıyorum? Çayın altını yaktım. Çayım kaynadı. Altını kıstım. Azıcık şöyle üstündeki demi de birazcık kaynasın. Şey, pardon, ısınsın. Bir şöyle bir büyük bir kupa bardak çay canım istiyor. Çok aslında akşam yemeği de hazırlamam gerekiyor ama kayınvalidem yemek yapmış. Eşim birazdan gidip alacak. Onun yanına da bir şeyler hazırlarım nasıl olsa. Böyle çayla şekerli bisküvi falan canım istedi. Herhalde bu hastalığımdan dolayı sürekli de enerji kaybediyorum. Şekerli yiyesim geliyor. Dedim şöyle bir çayımı ısıtayım. Dedim takipçilerime bir selam vereyim. Yeni videomu başlatayım dedim. Böyle çayımı içeyim. Ondan sonra dışarıda da çok güzel hava var. İnanın sabah gündüz soğuktu hava. Geceden çok yağmur yağmış. Ben yani tam duymadım açıkçası. Ali de bana diyor çok yağmur yağdı duymadın mı diyor. Yani duyup duymadığımı da sanki yağmur yağdığını bir an hatırlıyorum ama çok da duymadım. Ama baya baya bir yağmış yağmur. Çünkü benim balkondaki çiçeklerimin yaprakları kırılmış. Çiçek açmıştı ya, hep o açılan çiçekler kırılmış. Bizim banyonun klozetin olduğu taraf üst bu tavandan su damlamış. Hem de bayağı su damlamış. Damlaya damlaya paspası ıslatmış. Ali sabah kalktığında ilk iş paspası balkona atmış. Dama çıkmış, damdaki biriken su birikintilerini falan süpürmüş. İşte böyle oluyor. Bizim evlerimiz, bu evler eski ev olduğu için de rutubet oluyor, nem oluyor. Öyle aman aman çok yok da çok şükür evimde öyle rutubet, nem kokusu yok. Çok şükür Allah'ıma. Sadece işte tavanlarda çok aşırı yağmur yağdığı zaman tavanlarda sadece banyoda ve banyonun da klozet tarafında oluyor. Bir köşede oluyor. Diğer taraflarda yok Allah'a çok şükür. Sadece o köşede su birikintisi oluyor. Orada su birikiyor. Oradan su sızıyor. Damlama yapıyor. Hani diyeceksiniz bunun şeyi var, çaresi var. Neler neler yaptık, neler neler. Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Yine de bir şekilde su akıyor yani. Oluyor. Tek çare evin damın üstüne çatı yapmak. O da bayağı maliyetli. Yani bizim dam yaklaşık bir 10 bin lirayı buluyor çatı yapmamız. Biz ön balkona yaptık. Arka balkona da annem yaptı. İşte dama da yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi 10 bin lira gibi bir maliyeti var. Onu da bilmiyorum. Nasıl yaparız? Yapabilir miyiz? Yapamazsam böyle çeker miyim? Hiç bilmiyorum inanın. Ne bileyim, Allah yardımcımız olsun. Çayım bayağı bir kaynadı. Artık yeter onun kaynadığı. Üstteki dem de ısındı. Ali'ye de sordum istiyor musun dedim. Yok dedi. Ama ben böyle gün içinde şöyle büyük bir kupa bardak çay içmeden yani şimdi yapılacak işlerim var. Ama hiçbir işi yapasım gelmiyor. İlla şu çayı bir içeceğim. O yüzden hele dedim bir çayını iç Göknur. Yanında da bir şeyler ye. Bir kendine gel, kendini toparla. Ondan sonra yaparım. Öyle. Yemek işim. Ne yemek yapayım, ne yemek yapayım böyle düşünüyordum. Ne yesek falan diye düşünüyordum. Sonra kayınvalidem aradı sağ olsun. Mantı yapmış. Mantının da çorbası oluyor ya hani böyle salçalı malçalı ekşili falan. Ondan yapmış. Ali gelsin alsın dedi. O birazdan gider alır. Onun yanına da salata malata. Allah ne verdiyse hazırlarım yeriz. Bugünü de böyle geçeriz inşallah. Sağ olsun. Düşünmüş bize gene gönderiyor. Böyle. İçeriler. Ben biraz yatmıştım aslında. Eşim Yakup'u uyuttuk. Yakup böyle ilaçları içtikten sonra baya bir derin bir uykuya dalıyor. Biz de yorulduk haliyle. İşte şuydu buydu falan derken. Ben dedim Ali ben yatıyorum biraz. Hazır Yakup da uyuyorken ben biraz yatacağım dedim. Biraz yatıp kendime gelin bir arada bir yatıp dinlenmezsem bu griple de baş edemiyorum.
Ben yatarken o da yatmış artık. Hatta bir ara baktım horluyor. Uyumuş, ben de uyumuşum ama bayağı yani uyumuşum çok şükür. Çocuklar da büyükler de kendi kendilerine oynuyorlardı. Kimisi oyuncak trenleri var, onu çıkarmış, rayları düzmüşler şeye. Çocuk odasına, evin içi oyuncak dolu, her yer oyuncak, karışmıyorum. Çünkü çocuklar çok sıkılıyorlar. İstedikleri gibi oynasınlar diye hiç karışmıyorum, ellemiyorum. Geçer inşallah bugünlerde. Şimdi çayımı alayım, geçin bakalım içeriye. Balkona çıktım vallahi ya. Evin içinde de sıkılmışız artık. Of, tertemiz bir hava var dışarıda. Ne oldu annem? Baksana da balkonu da kaç gündür elleyemiyorum ama bakın. Yani elleyemiyorum derken yıkayamıyorum hastalığımdan. Şey olmuş, hep parçalanmış. O kadar için. Ha, şey de senin ranzanın üstünde. O kadar çok hızlı yağmış ki yağmur, parçalamış çiçekleri ya. Yırtıp kırılmış dalları. Ha, doğru anne. Nereye? Tamam. Geliyorum, bekle. Giydin mi oğlum? Üstüne de yelek giyer misin aşkım? Hadi. Bir tane de. Gel şu üstünü başını bir düzleyeyim senin. Yolda oynayalım diyorlar. Tamam oynayın dedim ama üzerine ceket meket hiçbir şey giymeden iniyor yola. Aylin de kolları ıslak. Git değiştir üstünü diyorum. Fermuarını kapatıyorsun. Şey mi oldu? Tamam. Şu ağzındakini yut, ondan sonra konuş. Ne oldu kızım? Kapat. Fermuarını kapat. Aylin çağırıyor. Bir bakayım onu. Niye giyemiyorsun? Ha, dikkat et. Dur annem, dur, ben yapayım. Dur. Var ya, ben de çok yoruldum çünkü. Çok ayrı. Çok üzülüyor var. Ay, fermuarı bozulmuş bunu. Dur bekle, dur, yaparım ama ben. Tamam, böyle olsun. Tamam, bir daha şey yapma. Zaten bu ceket bayağı bir eskidi, artık atılacak. Son demlerini yaşıyor. Atarım artık o ceketi. Hayatımın en hızlı koşuşunu yaptım. Niye öyle yürüyorsun sen? Abi. Ha? Abi. Bir dakika. O ceketi de doğal hızlı koşabiliyorum. Topu sen almaya gidiyorum. Yok. Sen yetişemeyebilirsin. O kadar hızlı koşuyorum. Ben demin hayatımın en hızlı koşuşunu yaptım. Top. Yokuş aşağı çok hızlı gidiyor. En hızlı koşuşunu yaptım. Top şu top. Saatte 150 km kadar çıktı resmen. Topun peşinde koşacağım diye dikkat edin. Sağdan soldan arabalar geliyor annem. Dikkatli olun. Topu az bir farkla geçerek yol versin. Hadi. Giydin mi kızım? Ha? Tamam, gel bakayım yanıma. İnatçı, yanıma gel. Ya bluzu, kollarını ıslatmış bluzunu. Amca geldi. Tamam inşallah. Kollarını ıslatmış. Kızım diyorum, git değiştir bluzunu. Kolları ıslat, üşürsün. Üzerine ceket ya da yelek bir şeyler giy. Gel hoş, şunu toplayalım. Arkadaşlar bak. Yok yok yok, inatlaşıyor bende. Dedim indirmiyorum yola seni dedim. Çabuk dedim, üstünü değiş. Arkadaşlar. Araba geliyor, dikkat edin. Arkadaşlar bak. Söyle bakayım. Ay, bu da sinek nedir anlamadım ki. Hadi yavaşça gidin. Yarış yapıyorlar. Hı? Ne yarışı yapıyorsunuz oğlum? Dikkat edin. Ay, hep de evin içinde olmuyor. Balkonda hayat varmış. Hava da güzel böyle. Dünden çok yağmur yağmış ya, ortalık tertemiz olmuş. Pırıl pırıl böyle. Hiç temiz bir koku var şeyde, havada. Şurada ağaç var ya, bizim balkonun önünde bir tane büyük bir ağaç var. O ağacı kesecek değişim. Testere de aldı. O da fırsat olmadı bir türlü. Yarın mı yapar acaba? Ha? Yarın saat 3'te işe gidecek ya. Yarın onu yaptırayım ben ona. Bunu kestireyim. Yavaş ol. Dikkat et anne.
oturmaya devam ediyorum. Çocuklar yolda oynadılar. Eve geçirir geçirmez banyo yaptırdık çocukları. Üstlerindeki kıyafetleri falan hepsini makineye attım. Bunlar da bir güzel yıkandılar. Karnım kırılıyor. Tamam, yemek hazırlıyorum anne. Aytu trenini çıkarmış, tire değil o biliyor. Arada bir bana diyor ki anne hadi trene bin seni gezdirim, hadi gezdir diyorum. Ben ne oynasam acaba? Sen oynayacaksın. Ben Aytu'nun da hadi ben yemek hazırlayana kadar siz oynayın. Yakup'un yatağı da şey, şu Yakup'un yatağını da bir toparlasanız ya, şu minderleri bir toplayıverin. Çok seviyorum, bak ne oluyor. Tamam aşkım. Anne. Ben demin sucuk ekmek çekip oynadım ya. He, sucuk ekmek mi canın istedi? Yaptığım yerimin adı çavuşun sucuk ekmek yeri. Tamam. Güzel, çok güzel. Patates kızartıyorum ben size. Hadi baksana. Aferin o köşeyi bir toplayıver annem. Hadi o ya, şeyin Yakup'un yattığı yeri toparlayıverin. Şu masanın altındaki oyuncakları da biraz toparlasanız ya. Hadi. Yakup oynamıyor onlarla. Onları bir toparlayıverin. Ne toparlayayım ben oynayayım. O öbür sepete, pembe sepetin içine topla. Küçük sepete. Ben oynayacağım. Çocuklar banyolarını yaptılar. Karınları acıktı haliyle. Ben de bugün böyle ya, kayınvalidem de şey gönderdi sağ olsun, demiştim zaten videonun başında, şöyle mantı çorbası diyeyim, börek çorbası da deniyor, mantı çorbası da deniyor da, biz de onun yanına çocuklar patates kızartmasını seviyorlar, dedim patates kızartayım. Çayda demliyorum. Böyle karışık yiyeceğiz. Patates kızartması benim de canım istiyordu ne zamandan beri. İyi olur. Bu arada birkaç tane bulaşığım vardı. Onları yıkadım. Şu perdeyi de açacağım. Hem arka balkonun kapısını açtım hem de perdeyi açıyorum ki kızartma yaptığım için içeride çok şey olmasın. Şunları şöyle koyayım. Bunları da bana arkadaşım gönderdi. Sağ olsun. Yazdan kendisi yapmış. Kaynatmış kayısı suyu. Sulandırıp çocuklarla beraber içim diye, hastayım diye göndermiş. Allah razı olsun. Bir yandan şeyleri kaldırayım. Şurada şimdi tavak şeyleri hazırlarım, bardağımı da hazırlarım. Ben balkonda otururken komşum geçiyordu yoldan, ne yapıyorsun abla falan derken o da çıktı balkona, sağ olsun oturduk biraz sohbet ettik. Ay özlemişim böyle iki insan görmeyi, sohbet etmeyi. Yani 15-20 günden beri evlerin içindeyiz, okul kapandığından beri evin içindeyiz. Hiç kimseyi gördüğümüz yok. Gerçekten çok şey olmuşuz. Bugün komşumla birazcık sohbet edince vallahi dedim sohbet etmeyi özlemişim. Bunda da çay kalmamış, iyi mi? Erzak dolabından çay getireyim. Çayımı demledim. Böyle altını kısayım da.
İkinciyi koyayım. Altını kısıyorum ben. Şey olmasın diye. Patatesi koyarken altını kısıyorum. Patatesi koyuyorum. Koyduktan sonra geri açıyorum. O zaman bakın böyle etrafa falan sıçramıyor. Temiz kalıyor ortalık. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımı yıkadım. Her yer pırıl pırıl oldu. Kızartma yaptığım için ocağı ve ocağın etrafını da daha detaylı bir şekilde sildim. Her yeri tabii ki. Çöp kovasının etrafına varana kadar şu masanın üzerini, yerleri de sildim. Hiçbir şekilde en ufak yağ leke hiçbir şey kalmadı. Her yer pırıl pırıl tertemiz. Artık biraz dinlenmeye geçeceğim. Büyükleri uyuttuk. Küçükler ayakta. Aydın oraya köşeye kendine ev yaptı. Biz de böyle çocukken ev yapardık. Bütün yastıkları toplardık böyle. Ya bir masanın altına ya bir sedirin, eskiden sedirlerimiz vardı. Sedirlerin altına ev yapardık. Şimdi de bizim çocuklar yapıyor. Neyi? Tata. Tata, kızımın evi. Çok güzel olmuş. Koltuk. Koltuk. He. Koltukmuş. Yanlış söylemişim. Ay çocuklara oyun deyin yeter ki. Vallahi karışmıyorum. Şu evin halini görüyorsunuz. Artık bu saatten sonra hiç ellemiyorum çocukları. Ne yaparsanız yapın. Beni görüyor musunuz? Görüyorlar, görüyorlar. Evet, görüyorlar seni, merak etme. Kafetimi görüyorlar. Kız, görüyorlar diyorum. Kafamı görüyorlar. Cadı. Neyse. Aylin Hanım evinde koltuğunda otursun, köşesine çekilsin. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, oy. Yavaş yavaş düşeceksin şimdi. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.